Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Siz bilen dinimizin örgeniş barasında, ilmi sohbetler esnasında biz sünnet-i nebeviyenin kandey saklangeni, kandey nakıl kılıngeni hakkıda sohbetleşip, böyle şu malumatlar bilen kıskaça tanışıp ötüyatken edik. Ötken gelgi sohbetimizde ayeti böttük ki, demek hadis kitapları dersle hakka çürüş bilen başlangıcı olsa, sekin sekin hadis toplamlarının türleri payda oldu. O şeylerini biz kıskaça esle bötemiz, asasilerini. Birincisi, musannaflar. Camiyeler hem payda bugün musannaf ve camiyeler. Yani hemen mevzudaki hadislerin özündeki içine cemleyen kitaplar. Musannaf ve camiyeler, camiye kitaplar deyildi. Camiye diyene cemle uçudu yani. Yani hemen mevzudaki hadislerini öz içine cemle verirdi. Keyin musnadlar yüzüge geldi. Musnadlar ne mi? Kan da üslubda yazılırdı. Musnadlar sahabelerinin namları tertibinde yazılırdı. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadisler ket. Mazusundan kat'i nazar. İbn Abbas rivayet edilen hadisler radıyallahu anhum. Ubey ibn Ka'b rivayet edilen hadisler. Mana şu tarzda öşe hadisini rivayet kılayotgan, kitabını yazayotgan muhaddis özüden öşe Abu Hurayra, İbn Abbas, Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhum geçe bulgan senedi bilen koşup hadisini yazıp getirdi. Menge falanca ayette, unge fasfistanca ayetkeneken, unge Abu Hurayra radıyallahu anhu ayetkeneken, o İbn Abbas'tan eşitkeneken ve hakeza. Mene şu tarzda sahabenin namıge tırkelgen halette hadislerini keltirledi. Müsnedler, musanneflerden teşkarıken cüzler, el-ecze deyip koyardı köplüge, cüzler hem yazılgen. Ular kanaka bu kendisi. Cüzler bir de cüz, bir tom degeni. Bir neçe hıl görünüş bugün, asasen iki hıl görünüş. Bir tanesi muhaddisinin şeyhi, yani şeyhige, yani ki bir orta sahabenin rivayetiye kayıtlengen cüz. Mesela ne diyelim? Bitte şeyh, İbn-i Şihab Az-Zuhri'den eşitkenlerim diye bitte cüz. Bu onun mevzuları, kamraoli mi, kamraosu mu farkı yok. Bitte muhaddisten eşitkenlerini bitte cüz kılıp ta'lif kıladı muhaddis. İkincisi bitte mevzu. Mesela ne diyelim? Namazda amin ayetiş mevzusu. Yani ki ayetiyelik namazda kıraat mevzusu. Ve hakeza. Bitte mevzuya dair hadislerini bitte kitapka cemleydi. Onda indi türlük muhaddislerden, türlük sahabalardan hadis rivayet kılıngan buladı. Bunlar demek bana şuna kadar cüz deyip atılgan. Ondan taşkarı sahabalarının, tabiillerinin fatvaları hem araleşken hadis kitapları. Mesela muvattalar. İmam Malik'in muvattası ana şunday kitap. Onda hadisler hem var, lakin sahaba ve tabiillerinin fatvaları hem köp. Muvatta hadis kitabı dese hem hadis kitabı hem fikh kitabı. Ne gelirse fatvalar köp içine. Bana bu türdeki hadis toplamları hem yazıldı. Lekin onların, bana şu hadis toplamlarının içi de en müteber hadis toplamlar ondan keyin vücuduna geldi. O kaç toplamlar? Onlar sahih hadis toplamlar. Birinci bulup sahih hadis toplamını İmam-ı Bukhari ta'lif kılgenler. O kişiden aldın muhaddisler hadisini İmam-ı Bukhari kılgendik, mahsus kaideler, şartlarını beyan kılıp, o şengi çüsegine kabul kılıp, bana bunu da ağır mihnet bilen, malum bu kaideler bilen demez. Belki özlerinin umumi bilimleri, umumi düşünceleri asasında hadislerini sağlık bir şey oluyor. İmam-ı Bukhari ne kadar? İmam-ı Bukhari sahihlik derecesini hem malum kaideler bilen belirlediler de, aynen bana şu dereceye yetken hadislerini kirtti. Başka hadislerini amiyman deyip
özlerine şart koydular. Ve şu asasla özlerini Al-Cami As-Sahih kitaplarını yazdılar. Onlakin ana sahih camiler köpeydi. Aldın hem camiler var mıydı? Var idi. Lekin onlarda sahihlik şartı yok idi. Hadislerinin derecesi biz sahih degende şunu bilişimiz gerek ki sahih hadisten başka hem hadis yok, tagi yok hadis ekende deyip düşünmesliğimiz gerek. Zayıf hadisler var, hasan hadisler var. Yani İmam Tirmizi sahih emas u zayıf emas bugün hadislerini anıqlab onlarını hasan deyip atıgan. Onlarını zayıf desek hakkı ketip kalıyordu. Sahih desek hakkı aşıp getiyordu. Ne makalamız dese hasan degan. Zayıf bilen sahih ortasındaki bir de hasan degan derecenin İmam Tirmizi'yi belgelegen. O kişiden aldığın hem hasan hadis rivayeti var mıydı? Barıdı. Lekin hasan deyip namlaş yokudu. Onun acilatçı yokudu. Aldığın muhaddislerimiz sahih hadis, zayıf hadislerini araylaştırıp keltirişken de zayıf hadis degen de umumun yararsız hadis düşünüşmegen. Bor. Lekin derecesi sahihniki de yukarımaz. Mana bu narsa nazarda tutulgan. İmam-ı Buhari ise o'sha quyi darajadagi hadislarni ham bilaman. Ularni ham alohida kitoblarda yozdim. Mana Adabul Mufrad kitoblari bor-ku. Adabul Mufradda sahihlik shart qilinmagan, ketaveradi. Tarix kitoblari bor, hadislar kelgan. Sahihlik shart qilinmagan, rivoyat qilaveradi. Lekin mana bu Jami' as-Sahih kitobimda, Al-Jami' as-Sahih kitobimda faqat sahihlarni jamlab beryapman. Nimaga? Osonlashtirish, o'rganishni osonlashtirish uchun. Ana shu ma'noda u kishi, demak, faqat sahihlardan iborat Jami'ni yazdılar. Aldığı camiyelerden farklı ravishda bu kişinin camiyede demek fakat sahih hadisler, sahihlik derecesine erişken hadisler toplangan halas. Camiyeligi şundaki hadis mevzularının hamesi, şeriat mevzularının hamesi bana şu kitapta var. Yani ondan ki yine bitti. Ondan ki yenge hadis kitaplarının türü bu sunan kitapları. Sunan kitapları bu sunan kitapları da sahihlik şart kılınmagan. Lekin yok hadis ham bo'lmaydi. Yani asası bor, qaysidir derecede hujjati bor, dalili bor hadisler bo'ladi. Aksari esa sahihlikka tortadigan hadisler bo'ladi. Uning nima farqi bor jami hadislardan desa, jami hadis to'plamlaridan nima farqi bor desa, sunan kitoblarida, sunan kitoblarida hamma hadisler ham kelavermaydi. Yani hamma mavzu qamralmagan. Asosan ahkom hadislari keladi. Ya'ni fiqhi hukm oladigan hadislar asosan keltiriladi. Jamiyalarda esa fiqhga doir hadislar ham bor, aqidaga doirlari ham bor, qiyomatga doirlari ham bor, targ'iblar ham bor, tarhiblar ham bor, hammasi bor. Sunanlarda esa asosan nima bo'ladi? Fiqhi hadislar keladi. O'shaning uchun ular fiqhi kitob hisoblanadi ikkinchi bir tomondan olib qaraganda. Lekin İmam-ı Buhari'nin camiyeleri hem fikhi bab, fikhi tertipte bablangan. Sünnelerden farklı ise onda, ondan taşkarı, fikhten taşkarı başka hadisler var. Sünnelerde ise asasen ahkam hadislerine çekilendirgen. Ondan ki yine bir hadis türleri, hadis toplamları payda oldu. Ukan diye hadis toplamları. Onlar müstedrek deyip atardı. Ne demek yani? Müstedrek degeni özü bir işini kılalmayan adamın kemçiliğini doldursa, öşe müstedrek, istedrak, müstedrek buladı. Bu müstedrek kitaplarda ne iş kılınken? Mesela İmam-ı Hakim'nin müstedrek. Ne kıyanlar? O kişi iki şeyh, İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim'nin şartlarını örgenedi. Örgenip durup şu şartlarını aldığı koyadı da, şimdi İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim şartıya çüşse de kitabıya kirletmeyen hadisler bırakken, öşe sahihli derecesine çıkardı. Lekin ular kitobga kiritmagan, kitob cho'zilmasin degan, boshqa degan kiritmagan. İmam-ı Hakim nima qilib chiqyapti endi? İmam-ı Hakim go'yoki İmam-ı Müslim, İmam-ı Buxoriyning kitobini davom ettiryapti. O'sha shartlar bilan hadislarni jamlayapti. Lekin bu hadislarni İmam-ı Buxoriy, İmam-ı Müslim o'z kitobida kiritmagan, keltirmagan. Bunday to'plamlar mustadrak deyiladi. İmam-ı Hakimning mustadraklari eng mashhur müstedrek eseri hisoblanadi. Ondan keyin müstahraj deb nomlangan hadis toplamları çıktı. Müstahrajlar qanday bo'ladi? Müstahrajlar bu İmam-ı Buxoriy, İmam-ı Müslim misol uchun, İmam-ı Abu Davud misol uchun rivoyat qilgan hadislarni keltirgan kitobda. Xuddi shu hadis, xuddi shu xabar. Lekin
müstahraç yazıyken adam onu özünün senedi, başka senedden rivayet kıladı. Bu İmam-ı Buhari'nin, İmam-ı Müslim'in kitapları yazılırken müstahraçlar, en meşhur müstahraçlar bulgen. Ve bunda demek İmam-ı Buhari rivayet kılgen hadis geliyordu. O İmam-ı Buhari kilitirgen hem hadisini kilitirir şartmaz. Muhaddis özünün senedi de İmam-ı Buhari'nin senediden başka sened bilen İmam-ı Buhari kilitirgen hadisini tapsa buldu. O için kilit uğradı. İmam-ı Buhari kilitirgen hem hadisini kilitirir şartmaz. Özü de bar, özünün başka senedi bilen aynen Buhari, Müslim rivayet kılgen hadisini kilitirir, cemlesi kilitirse buldu. Bana şunu deyip müstahraçlar yazıldı. Ana ondan keyin demek hadis toplamlarının türleri mana şu derecede köpeyip ondan keyin endi mavzularını cemlavuçu malum bir aytaylik mavzuya karatılgen asarlar payda oldu. Mesela Riyazu Salihin, İmam-ı Navi'nin Riyazu Salihinleri asasen davat üçün kereyip oladigen hadislerini cemlagen. O kişi endi Buhari'den hem ala uğradı, Müslim'den hem ala uğradı, Ebu Davud'dan hem ala uğradı. Lekin ularının kitabından saralab oladı. Özü terlegen mavzuge dairlerini saralab oladı. Ondan keyin Mecmu'u Zavaid, yani İmam-ı Suyuti'nin Cem'ul Cevami' kitapları kebi kitaplar hem yazıldı. Ular ne kılgen? Ular öşe aldığı muhaddislerinin kitaplarda kelgen hadislerini bir tecaüge cemleşke hareket kılışken. İmam-ı Buhari rivayet kılgenken namaz hakkında bir hadis. İmam-ı Müslim rivayet kılıptı, başka hadis. Ondan keyin İmam Abu Davud'un rivayetinde kitabında yine bir hadis geliyordu namazga dair. O onlar ikilesinden hem başka. Hamasını bir tecaüge cemleydi. Yine bir hadisini kilitledi de bunu dedi, Buhari, Müslim rivayet kılgen dedi. Termizi hem rivayet kılgen. Bana çünkü o şaş cemlavçı eserler yaratıldı. Ondan teşkari mu'cemler, hadis toplamları içinde mu'cemler Türk-i Muhammar. Mu'cemde ne kıladı dese? Mu'cemde mesela İmam-ı Tabarani'nin mu'cemleri var. Katta, küçük, orta mu'cemler, mu'cem kitapları var. O kişi ne kıyan? O kişi şeyhlerinin namını alifba tertibi de kilitirip, öşe şeyhlerinin rivayet, öşe şeyhlerden eşitken hadislerini kilitirir. Bu ham bir de alahide hadis toplamı hesaplanır. Cem'ul Cevami'i, İmam Suyuti'nin kitapları ise hadislerinin köpünü cemleş barası da en katta eserlerden hesaplanırdı. Hazreti Künde, Muhammed Avvam'a, Şeyh Muhammed Avvam'a başçılığı da bizim bazı bir ustazlar, damlalarımız, şeriklerimiz bana şu Cem'ul Cevami'i kitabını yangi bir kol yazma, yangi bir neşrini tayyarlaşmakta. Nihayet de cüre katta ilmi hareket bol yaptı. İnşallah neşrden çıksa ve onun tercihmesi hem ustazlarımız, Özbek ustazlarımız hareketini başlayıp koyuşken İnşallah her tercihmesini hem neşr kılışadı. Ana o şey Cemal Cevamiye'de okuyan, okusaylar, özgüler güvah bulasılar. Bizim ecdadlarımız, köp ulamalarımız, halkımızda üdüm bugün, ürüf bugün, terbiyede işletilirken cüde köp malumatlar o şey kitaplarda var. Afsus ki onlardan beyhaber adamlar göyanki hadis fakat Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim bilen tükegendik. Bir de hadis ne işitse der bu hadis mesle işe urunuşu uğradı, hareket kılışı uğradı. Yok. O hadis toplamları en yukarı hadis toplamlar. Sahihayn, alt sahih kitaplar en yukarıları. Doğru hadislerinin diğerli, mazmunen hamas şunlarda var. Lekin hamas mes, barıbır. Bazı bir hadisler onlar kirmeye kalgen, lekin derecesi işançlı, ravileri işançlı, keyingi muhaddislerimiz onu kitaplarda kilitirgen, cemlegen. Ana onlarını körmesinden durup, ikide hadis toplamından tapalmasa, üçte hadis toplamından tapalmasa, bu hadis yok iken deyiş, ne doğru? Ana şunu aldığını alış için, demek ki hazır ki mene zamanımız ulamaları, mene şunu de katta toplamlarını hem kayta, neşir kılışke urunmakta. Ondan keyin 40 eserleri var, 40 hadisler. 40'larında hem bir neçe türü buladı. Mesela İmam-ı Nevavi'nin 40'ları, inşallah 40 kitabını okusaya bu hakta Allah'a da tohtalamız. İmam-ı Nevavi'nin 40'ları bir kança mavzularını, mühim mavzularını camla uçu 40. Yani 40 buladı hac emellerine dair 40. Yani 40 buladı fakat cennet tarifindeki hadislerine
atalgan 40. Yana 40 bo'ladi, faqat axloqiy hadislarni keltirilgan 40. U hokazo. Hadislarni turli mavzudagi hadislarni jamlovchi zamonaviy kitoblardan biri ustoz shayx hazratlar rahmatullohi alayhi tarjima qilgan hadis va hayot kitobi hisoblanadi. At-Tajul Jami'. At-Tajul Jami' kitobi asli hadislarni jamlagan to'plam hazrat uni demak o'zbek tiliga tarjima qilib izohlab sharhlaganlar. Mana shu hadislarni jamlovchi kitoblarning bitta ko'rinishi shu hadis va hayot. Taxminan mana shuni biz demak tasavvurimizga yaqinlashtirish uchun mana shu kitobni o'rgansak, demak hadislar jamlash mana shunaqa bo'lar ekan desak bo'ladi. Endi bu hadis to'plamlarining turlari o'zi katta bir ilm. Biz hozir qisqacha sarlavha sifatida tanishib o'tyapmiz. Har birta hadis to'plamining o'zining shartlari, qonun qoidalari, ta'riflari yana ham kengroq gapirilsa imkoniyati bor, faqat vaqt sig'dirmagani uchun va bizga yetarli degan e'tibordan qisqacha hozir tanishuv bilan mana shu suhbat bilan kifoyalanamiz. Endi ikkinchi mavzu bor. Hadislarni o'rganish yangi bir ilmni paydo qildi. U nima desa, rijol ilmi. Ya'ni raviylarning ilmi. Raviylarni o'rganish ilmi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy va boshqa ulamolarimiz bir qancha kitoblar yozganlar. Masalan, Imom Buxoriyning At-Tarix al-Kabir, At-Tarix as-Sagir kitoblari shu mana shu rijol ilmiga bag'ishlangan kitoblar hisoblanadi. Ular nima qilishdi? Ular endi hadisning ishonchliligini ta'kidlash uchun, aniqlash uchun raviyning holatini aniqlash kerak ekan-ku, o'rganish kerak ekan. Endi mana shuni alohida ilmga aylantirishdi. Hatto kunyalar haqida, ismlar haqida alohida kitoblar yozishdi. Imom Buxoriyning ham, Imom Muslimning ham, Muslimning ham al-Kuna degan kitoblari bor. Kunyalar degani nima degani bo'lsa, qaysi raviyning kunyasi qaysi? Abu Bakr nechta Abu Bakr bor? Nechta masalan Abu Amr bor? Nechta Abu Imron bor? Ummu Sulaym nechta? Ummu Ma'bad nechta? Shu sanab chiqdi. Endi shuni har birtasini tarjima hol bilan tanishtiriladi va ularning ismlarini aniqlashtiradi. Falon kunyada bir odam faqisni falon. Yoki falonchining kunyasi falon. Mana shuni o'zbekcha katta kitob. Rijol ilmiga doir. Undan keyin raviylarning ishonchli ishonchsizligini aniqlovchi kitob. Tahrij va ta'dil kitob. Tajdid va ta'dil kitob. Bu alohida ilm bo'ldiki, bu ilmni o'xshashi dunyoda boshqa yo'q. Qayerda ko'rgansiz? Bitta kitobni naql qiluvchi, xabarni naql qiluvchilarning tajribalari xori alohida o'rganiladi, baholanadi. Bormi shunaqa boshqa bir ilm? Yo'q. Bo'lmagan, buni kim ham bilmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari hadisni saqlash uchun islom ummatiga ilhom qilgan ilm hisoblanadi. Alloh o'zining kalomini saqlash uchun qorlarni kamarbasta qilgandek, hadislarni saqlash uchun muhaddislarni kamarbasta qilgan. Muhaddislarning ilmiy harakatini o'rgangan har qanaqa inson ularning qoshida ta'zim qiladi. Imom Buxoriy, Imom Buxoriy qilgan nima? Hadis. Hadis ilmi. Ba'zi odamlar o'ylaydi, bu shuning bitta tushuncha bor. Sahih-i Buxoriy Qur'ondan keyingi eng ishonchli hadis, eng ishonchli kitob, eng ishonchli manba desa, odamlar bo'layotgan Imom Buxoriy o'tirib ijod qilib, bir kitob yozgan ekan Qur'onga o'xshatib, degan tasavvurga keladi. Unaqa emas. Bu yerda gap shundaki, Qur'onning rivoyatlari mutabotir hammasi uchun hal yo'q. Lekin o'shanga yaqin darajada ishonchli hadislarni to'plagani uchun bu kitob ikkinchi darajali ishonchli kitob bo'lgan. Lekin kitobning o'zi hadisdan iborat. Yani İmam Buhari niye çıkana yapıyor? Bir tane ikna cöyde raviyle hakkında dedik ki ağız yapırsa yaparak ne olsa İmam Buhari'nin özü, özünün yapıyor yok mu? Mukaddimesi hem yok. Bismillahirrahmanirrahim. Lektör babla başladı etkiler. Vahiy hakkı değil babla. Şu. Şunun için muhtemelen biz böyle şimdi sizde İmam Buhari ile İmam Tirmizi İmam Darimi ile babalarımız hadis ilminin en katta bölüm darları buluş bilen bölge bütün dünyaya en nadir asırlarını şunlar kaldırıyor. En yukarı asırlar. Lekin biz
o'sha asarlarni o'qishga ham yaramaydigan bo'lib qolganmiz. Unga asar yozib, uni tadqiq qilish turib o'qishga yaramaymiz. O'rganishga yaramaymiz. Tasavvurimiz ham juda chuqur. Sahih Buxoriy haqida gapirganingizda qani kim gapira oladi? Shu joyda men 5 ming dan vaqtingizni olib hadis kitoblari qanday naql qilingan, buni ham aytib o'taman chunki mavzu shu bilan tugadi. Bu sohbetlerimiz muhterem azizler, Allah imkaniyet belirtti, elhamdülillah bunu yaptı. Bundan faydalanıp konuşmamız gerek. 5-4 dakika gelmez, demek bağımızdaki gibi konuşmamız gerek. Hadis kitapları bana şuna kadar türlü yıkıl görmüştü, demek taklam kılın dedik ya. Unakin ilmu rica, raviler ilmi Allah'ıyla. İlimde eylenip bu hakta Allah'ıyla asanlar lazım geldik. Hatta yine bir tek yapmışlar çıktı. El-İlel. İllerdi hadislerin üçün Allah'ın kitapları yazılıyor. Muallif, mesela İmam Tirmizi'nin ilerleri var. Muallif, illerdi, muhaddisler nazında illerdi sanılan hadislerini kendilerdi. Yani ayrı var, deyip kalabiliyor hadislerini kendilerdi. Şu ayrıları geçerli, ben git aslında deyip. Bana şuna da kitapları yazılıyor. Hatta mavzu olarak İmam İbn-i Cavzi, mavzu hadislerin Allah'ın kitapları. Ali Yukarı Allah'ın kitapları yazılıyor. Mavzu, tokma hadislerine hem Allah'ın kitabını çıkıyor. Zayıf hadisler, duafa, yani zayıf râviler hakkında Allah'ın kitabını. İşarcı râviler hakkında Allah'ın kitabını. Zayıf hadisler hakkında Allah'ın kitabını. Hullas hadis gibi muhterem azizler, bu muamelerine getirir. 10 yıl okusuzdan tüfeyde olmuyorsunuz. Yani şuna hak değilim ya ilimi. Ondan taşları biz böyle koyuşmamız gerekiyor. Hadis kitaplarının işarcı ilgini biz tasavvurumuzu yok, getirişimiz için hadislerin işarcı ilgini. Kançalar örgülerin geldiğini tasarlarımızı getirdiğiniz için biz hadis kitabları kandayı nakil kılgenle hamdolu buluşmuz. Bana İmam Bukhari özü geçip örgülen hadislerle ravilerin inşaat ilgini örgülen, zihni hatırasını örgülen, keyin onun yaklaştığını örgülen, amalatlarını örgülen, keyin kabul kuyandı. Keyin kabul kuyandı öyle miyler? İmam Bukhari hamdolu fakat işte yazım örgüle geldi. İmam Bukhari'den aldığın hadisler yazım örgüle. Ular hadisni, yoxda robiylar hadisni o'z bittiklarini o'qib bergan. Sahobalar paytida yozilishni boshlaganmi hadis? Boshlagan. Tobiylar yozganmi? Yozgan. O'sha bittiklarga qarab o'qib berishgan. Uni yodlab olishgan uchun mayli daftar turgan, yoddan ham rivoyat qilishgan. Yoddan rivoyat qilgandan keyin undan tashqari bittiklar solishtirilgan. Imom Buxoriy juda yaxshi o'rnak. 100 ta hadisni sizda yozib olgan ta'sir endi. Yalnızdaki kitap var mı? Şunu bir soruştur olsam ben ustam. Peki. Hadis kitaplarda nakıl kılıçta bu kişi özü hem şunlara kabul kıyan özden diyen ki hem bunları şu ayda boyunca da koyatı kıyan. Kalbak. İmam Bukhari Mehcet Kelan'da Sahih-i Bukhari'nin etkenlerinde seferden ki 10.000 adam geçti. Haddefene Abdül Hümeyn bize haddefene Abdül Hümeyn haddefene Hammad haddefene Hammad o lalayla bir de muballık durur. İmam Buhari ağzını bağırdan hadisine aitirdi, bir cümlesini. O işçen adam, o şunu tekrar edildi. Böyle şu tarzda birbirine yetkizip, 10.000 adamla Sahih Buhari'nin 7.000'den artık hadisini, 7.000'den artık hadisini İmam Buhari tolu okuyordu. O şunu İmam Buhari'ye 10.000 adam dinle gerek. Ne öde geldi? Ağzını işe alıp durdu. Birinciden, 10.000 adam Sahih-i Buhari'ye gelirse, işitişe muhabbetli, hadise çarpan buraya gelen sorularımız. Ulan numara çakası mı oraya? Oraya. Tirişçilik mi oraya? Oraya. Lakin hadisli öğrenişi boyun, bugün ilmi farzını buna kısa gelin. Hazır mısın? Şamayla okuduk mu? 100'te, 200'te, 300'te lan varsa adamımız, doğru mu? Tim hoşlarımız. O İmam Tirmizi'ni gelmeni, biz yapardık, halas biz kitap İmam Tirmizi'ni. İmam Tirmizi'nin kitabı okuluyordu dese, Hazı İmam Tirmizi gösterilir kese hem o vakti adam yığılmıyordu. İmam Buhari'nin ağzı var, kabrını ziyaret kıyarlar, tebali kuruyor. Aslında İmam Buhari'nin kitabını okuş gereği birinci kuruyor. O kabr ziyareti, o hem gerek, o oluyordu. Lakin bu asası iş nasıl oldu? Buhari'nin ziyareti ki minlap adam var, her gün. Lakin minlap adam kitabını okuyordu geldiğimiz mi? Ziyaretine varmasa hem kitabını okuşturmayı bilmez mi?
Ziyaretten aladığın faydadan göre kitabını okuştan aladığın fayda mühimmez, köpmez mi? Lekin biz ilimsiz, bilimsizlikke kebabı şuna geldiğimizden şu farkıya bağlıyoruz. Şu ziyaret koyduğunda bir hamı yok etti, kendi cennet için kötü yaptı, ilman özgü etti özgüsü. En ziyaretten özgü gelişe barakat ümit kılmadı. Lekin ilimli barakatı bölen buraydı. İmam Bukhari derslerinde 10 milyonun işte eşti. Şunda ne ki 100 tane odam, belki 1000 odam yazmıyor. Orada yazış ki tane var, muhaddetene falan gitmişe tenaffüller o yazmıyor. Şuna kadar İmam Bukhari'nin ağzından çıkan cümleler yüzler sahifelerde yazılmıyor. Keyin bana şu yazmıyor olanlar içten en yakın şahitlere hem var. Ular bu akıya. Yazdığı kendi İmam Bukhari'nin özünü ağzından işittim. Min katabıya borçlu mümkünmez. Küp ve gündüzü gözüm açığa yazgenler. Bu oldu meşgul iket olur ben. Değil mi? İmam Bukhari'nin hücrelerine var. Aksır. Bizim Müslüman hücre var değil. Şimdi iltimas şunu mukabele kılıp edin. Mukabele usulü bu. Mukabele de ne kılır? İmam Bukhari şagirdin sen yazgenini koruyor dedi. Şagird İmam Bukhari'nin usasını koruyor dedi. Yani şimdi şagird kitabını ustasından, ustasından okur bana orada. Ustas özünün yazgen kitabını ustasının nüsteye, şagirdin yazgenin nüshasını özünün yazgen kitabını eşitten varlığa teşkil var. Hata çıkan bu sefette kelime hata olsa şu hatanı doğrulabiliriz. Doğrulayan da hep kalıyor çünkü üstün böcesi mümkünmez. Böcesi nüshanın mantığı çıkıyor. Bu ne kadar? Yani bu da belli koyardı. Yani bu sanatlanmaz. Mesela faratun böyledi. Sirat mesela de gidermez kutu bucaydı. Ben de şunu da kalıp yazıp ahireyim ki dersler koyup benim bu kitabını özüm yazıyorum bu sayıda sarıştırıp çıktım şagirdimden böyle. Dolayısıyla mağazı güvahlı veremem bir imza koyup yerdi. Yani şunu da en ustalardan biri Muhammed İbni Yusuf Terebbi'nin nüshasıdır. Başka nüshalarda duruyor. En işaretliyse Terebbi'lik. Öşe Terebbi'nin nüshasını ki bundan değiller kutu şu gönlün içine kalırdı. Terebbi'nin nüshasını açıp kitabını açıp okup yerdi. Yazı alışadı, kendi mukabele kıladı. Ben de şu tarzda nakıl kıldı. Bugün benim izin geldi, neşir yok, matbaa yok. Kolda yazmış kıladı. Yani şu ne kadar filabeyinin nüshası bugünlü günlüğe yetip diye. Arada ulamalar tahkik diye, örgen geldi. Daim filabeyden yüz tanıdan nakıl kıyıp kıyıp. Yüz elasını çıkan kaysını ikşan şeyip. Bunu hem Allah'ı örgen dedi. Ben de şu nakıl kılıp nakıl kılıp gelir. Yunini'yle, İmam-ı Malik'le ortada. Tahsih edilmişken, yani İbn-i Malik'le. Nehmiş olasın. Ondan ki, bana Sultan Abdülhamid Han, Azaham iki yasını görüyordu. Sultan Abdülhamid Han vaktinde, Sultan Abdülhamid Han bana şu nüshanı, Firavid'in nüshasını toptırıp, en nail nüshanı. Azaham'ı yuvarıp, Azaham ulamalarıyla tavşırıp, şunun nüshasını matbaaya mı çıkartmaydı? Matbaada çok kalır. Bu nüsha Sultaniye nüshası değildi. Bana şu Sultaniye nüshasından faydalanıp, öşe asaslı biz altın seslerinin edili kitabını Arapça metnini terk edildik. Şimdi ne demek ki? Altın seslerini açıp okuyun Arapça metnini. Şu sözler İmam Bukhari'nin ağzından çıkıyor. Yüz yüz. İmam Bukhari'nin senedi ise sahih. Demek bu şekilde deken hadis sahabenin gibi oladı mı? Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sözleri oladı mı? 99 var şu. Böyle kitap kelimede tasarruf oluyordu halas. Elbette şunca uşaş gelmeler koşuyor. Bir tek de söz. Allah özgür bu gel. Demek sahihde Bukhari sahih Müslümanı okusayınız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ağızlarından çıkan gel. Diğerliği 99 var şu. Mingler hadis. Hani kimin kitabı şuna kısaklayın? Kimin erken sözü şuna kısaklayın? Şimdi hadiste inançlı, inançsızlı hakkı da yani zayıf hadislere var diyen gemiler bilen sünnetle tanıklı ilişki yol kaldı mı? Aklı var adam, bilim var adam, bu gemi üstüne küredi. Nushalar, hadisler, nushaları, kitaplar bana şu derecede dakik değil, ben biz geç gittik diye. Yani karilerlik senede, muhaddislerlik senede arkadaşlar, siz bilen biz muhtemelen. Kur'an'ı
Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bir eşitim öğreniyoruz. Okuyoruz. Hadisinde Peygamber Aleyhisselatü ağzından çıkan diller çıkan dil okup öğreniyoruz. Yine başka şunu okuyoruz. Kitap var mı? Tarıkta. Bunlar dille var mı? Bunlar talimatı var mı? Yok. Bu iş mümkün değil. Yok hiç. Hiç kaysı dinde, hiç kaysı talimatta öşe dinin peşvasının sözlerini muhaddisler nakıl kılgendik, ilmi asasla nakıl kılgen yöneliş yok. Hadis ilmi degen ilmi var mı? Yok. Kur'an kıraat ilmi degen ilmi var mı? Çünkü bu şey değil mi? Yok. Bu özümüzde bu ne mi? Yok. Bu Allah ya. Allah'ın suyuyan bendelerini çünkü kemer basar gelip şunu saklayın. Siz bilen biz şimdi saf saklayınken dinimiz tanımlatın örgünen şey neyle kurtulmasınız ki? Neyle bunu biz tazelerimizle yaşlıktan örgünmezdikimiz ki? Neyle biz bu ilahi bu nurunu, neyle biz buna mahrum olmuşumuz ki? Neyle? Bu hüccet. Allah'ın hücceti, Allah dinini saf saklayıp koyuyor. Bendeler kanıt kılması için. Ben var diyor, dinler bir bölgede gelseler ki ortada adamlar, atamalar, buzlar ya diye. İşte buzlar ya diye. Biz yani o tazeliğin bu mesela amel kılıp, bu İbn-i Adil'in ahval yok idi. Deyişke, Müslüman ümmetinin hakkı yok. Başka din vakitler bu gelip kayıt alır. Peki Müslüman ümmetinin bunu yoruyor. Siz bilen biz, bana bu hakikaten bilirsiniz. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizga o'z hidoyatini, ilmini, hamisha muhabbatini bersin, unga o'zi yo'llasin. Inshaalloh ki bu suhbatlarimizda Alloh nasib qilsa, ushbu dinimizning demak ta'limotlari borasida yangi mavzularni o'rganib boramiz va mazhablar shakllanishi, aqida mazhablar qanday shakllangan, fiqh mazhablar qanday shakllangan, ular haqida inshaalloh ki bu suhbatlarimizda siz bilan demak so'zlashamiz. Alloh subhanahu wa ta'ala hammamizga Allahumma fa'alna ma 'allamtana